Antalya'da arama kurtarma ekipleri yaklaşık 2 aydır kayıp olan 21 yaşındaki genç için seferber olmuş durumdaydı. Aileye ulaştırılan bir kroki sayesinde ekipler yeniden arama yapmış ama sonuç alınamamıştı. Gönderilen ikinci krokiye göre yapılan aramada bir erkek cesedine rastlandı. Yeni arama çalışmalarında erkek cesedi bulundu. Kimliği tespit edilemese de ilk belirlemeler onu işaret ediyordu. Ben sana hep dedim burada Mehmet dedim. 21 yaşındaki Muhammed Fatih Güç tam 58 gündür kayıptı. Antalya'da herkes onu ararken bir kişi tarafından mermerciye bırakılan gizemli bir kroki tüm dikkatleri tek bir noktada topladı. İddiaya göre Fatih Güç'ün cansız bedeni kanalizasyon hattındaydı. Kroki çizmiş, buraya bırakmış. Ailenin ihbarıyla ekipler harekete geçti. O krokide belirtilen kanalizasyonda arama yapıldı. Abi aşağıda bir böyle gittik, koridorun sonuna kadar. Biliyorum. Bir böyle gittik, bir sonuç olarak. Bu söyleyen asılsız bir ihbar geliyor, kusura atma ama. Şemada bu. Üzülerek söylüyorum. İlk aramalarda bulunamamıştı. Bu kez aynı kişi tarafından ikinci bir kroki bırakıldı. O adres ilk kanalizasyondan 200 metre uzaklıktaydı. O aramadaysa yanmış halde bir erkek cesedi bulundu. Ben sana hep dedim burada Mehmet dedim. Cansız beden tanınmayacak haldeydi. Mehmet'le Emine Güç çifti gözyaşlarına boğuldu. Kafasını buldum, bunu ben sana gördüm ama. Bulunan cesedin 21 yaşındaki gence ait olup olmadığı incelemelerden sonra belirlenecek. Gencin ölümüne ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturma da devam ediyor. Fatih Güç'ün öldürüldükten sonra kanalizasyon çukuruna atılması da ihtimaller arasında.